Merhabalar, iyi yayınlar Gökmen Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Açık Çay'ı yeni anketinizin açıklanacağı ilk platform olarak seçtiğiniz için çok sağ olun. Bir de bu programa yetiştirmek için de fazladan bir emek ve mesai harcadınız biliyorum. O yüzden de teşekkürlerimi iletiyorum size. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Artık kendimi daimi konuk gibi hissediyorum. O yüzden kendi programımızda açıklıyormuş gibi hissediyorum. Tamam. Siz tabii YouTube hesabınız da var. Oradaki yorumlarınızı takip ediyoruz. Evet. Bu araştırmayı da yine YouTube hesabınız için yaptınız herhalde. Sizden çok kısaca künyeyi Evet. rica edelim. Ondan sonra başlayalım görsellere. Şöyle, araştırmamız 23-27 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2460 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Bu açıdan hemen peşinden de kapanma kararı geldi. Kapanmadan önce yapılan son anket, yüz yüze yapılan son anket. Araştırmamızı biz her zamanki gibi Avrasya Anket YouTube kanalımız için yaptık ve oradan elde ettiğimiz kaynaklarla finanse ettik. Peki. Hazır değil mi arkadaşlar görseller? O zaman ben ayağa kalkayım. Hem o görselleri ben de bu arada yeni göreceğim. Ondan sonra bir yandan işte Kemal Bey de yorumlasın, bir yandan da stüdyo konuklarımız da yorumlasın. Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz? Kesinlikle oy vermeyeceğim diyenler en son işte %29,1 yeşille gördüğümüz çubuk Nisan ikinci etap. Bu yüz yüze bunu da özellikle vurguladı Kemal Bey. Ondan sonra özür dilerim. Kesinlikle oy vereceğim diyenler %29,1. Kesinlikle oy vermeyeceğim diyen Evet. son anketin sonucu %49,4. Evet Kemal Bey hemen yorumunuzu rica edelim bununla ilgili. Şöyle, hata payları içerisinde esasen bir değişiklik olmamış gibi gözüküyor bu konuyla ilgili. Zaten %29'lar, %30'lar artık Erdoğan için kararsızlar dağılmadan önce taban noktasıdır, kemik oy dediğimiz şeydir. Bunun altına sarkması için çok çok büyük, daha büyük değişimler gereklidir artık. Bunun altına sarkacağını çok tahmin etmiyorum. Yani 27 olur, 31 olur. Bunlar artık kemik oylar. Diğer tarafta da sürekli olarak dikkat ediyorsanız son 4 ayda yaptığımız 6 araştırmada sürekli olarak bir yükseliş var. Kesinlikle oy vermem diyenler de küçük küçük de olsa %50'lere kadar artık yaklaşıyor. Yani bu sonuçlar artık Erdoğan'ın seçim kazanmasının çok zor olduğunu gösteriyor. Peki bir başka görsele geçelim. Avrasya Araştırma'nın son anketinden hükümete ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. Pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir ifadesine katılıyor musunuz diye soruluyor. Son anketin sonuçları yeşil çubukla gösterilmiş. %23,7 bakın burada 30, 30. buraya dahil edilen ilk sonuç sarı renkte 30,5 gelinen nokta 23,7 katılmıyorum diyenler 59,2'ye çıkmış durumda. Yani artık pandemi dönemi bittiğinde de anladığımız kadarıyla bu hükümetin ya da Cumhurbaşkanı'nın ekonomik krizi yönetebileceği bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağına ilişkin seçmenin görüşü bu anket çerçevesinde ne yönde Kemal Bey? Şöyle, aslında şu mor renkli ifade edilen, yani 31 Mart'tan itibaren ciddi bir düşüş var fark ediyorsanız. 31 Mart Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra yaşanan kuru hatanın hemen ertesi. 15 Nisan'a kadar orada 4 puana yakın bir düşüş vardı. Burada da yarım puanın biraz üzerinde bir düşüş var. 4,5 puanlık bir düşüş var. Ocak'tan bu yana, pardon, 15 Mart'tan bu yana ise, yani Naci Ağbal'ın görevde olduğu dönemde yapılan son anketimizden bu yana ise 7 puandan fazla bir düşüş var hükümete güven konusunda. Üstelik de Gökmen Bey, bizim bu tür hani geleceğe yönelik sorduğumuz ekonomiyle ilgili sorularda seçmenler genellikle çok iyimserdir. Yani seçmenler daha çok böyle iyi olacağını ümit ederek cevap verirler. O açıdan bu sonuçlar bir iktidar için felaket derecesinde kötü. Peki. Yani bu iyimser halleri bu yani düşünün.
İyimser halleri. Evet, evet. Evet, hükümet ve Cumhurbaşkanı pandemi bittiğinde bu ekonomik açıdan ülkeyi düzlüğe çıkarır fikrine katılan sadece %23,7 gelinen noktada. Bu arada fikrim yokların da oranı sürekli artmış. Evet, 14,8'den 17,3. Evet, bu da aslında Miyaz Hanım'ın hatırlattığı iyi oldu. Bu fikrim yok ve kararsızım diyenlerin sürekli artışı da aynı anda muhalefet de ufak ufak arttığına göre bize şunu gösteriyor. Hükümet tarafından ayrılan, yani iktidar blokundan ayrılan seçmenlerin bir kısmı kararsızlara gidiyor ama kararlarını verdiklerinde muhalefete dönüyorlar. Peki. Bu önemli. Şimdi bir başka görsele geçelim. Sayın seyirciler, Avrasya Araştırma'nın son anketi ki bu yüz yüze değil mi Kemal Bey? Evet, yüz yüze. Yüz yüze zaten peşinden kapanma geldi yani bu anlamda. O fırsatla yapılabilmiş şu dönemki tek anket. Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz? Mart birinci etap, Mart ikinci etap, Nisan birinci etap, Nisan ikinci etap. Bu birinci etaplar ve ikinci etaplar sayın seyirciler ben artık iyi biliyorum yani Kemal Bey'in çalışmalarını. Birinci etaplar kati yöntemiyle, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle. İkinci etaplar o ay içerisinde yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen sonuçlar. Bu sonuçları sizden yorumlamanızı rica edelim Kemal Bey. Türkiye'de ekonomik kriz var mıdır sorusunu biz özellikle biraz da seçmenin ekonomiye bakışını, daha doğrusu partilere göre ayrı ayrı ekonomiyi nasıl gördüklerini de öğrenmek için soruyoruz. Ama artık bir parti ayrımı olmadan neredeyse bütün seçmen gruplarının üzerinde ittifak ettiği konu Türkiye'de bir ekonomik krizin varlığı. Mart ayının 15'inde bu yüzde ekonomik kriz yoktur diyenler %23'lerde, %28'lerdeyken bugün 9'lara kadar düştü. Yani Türkiye'de ekonomik kriz yoktur diyenler sadece 10 kişide bir kişi. Mutlu azınlık diyebileceğimiz bir kitle muhtemelen. %88,6 çok yüksek bir oran. %88,6'sı Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor. Geçelim bir başka görsele anketle ilgili olarak. Görselde bakalım hangi veri karşılıyor bizleri. Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Mansur Yavaş'la Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır? Yani sadece bu iki isim yarışa girerse hangisi kazanır? Erdoğan kazanır diyenler Ocak verisinden bu yana bir düşme var ve en son şu anda konuştuğumuz Nisan ikinci etap anketinin sonuçlarına göre 28,4. Yavaş kazanır diyenler 44,7. Ortada geçer diyenler 15,9. Bilmiyorum diyenler 11. Buyurun Kemal Bey. Burada biz bu soruyu altıncı kez soruyoruz. Niye soruyoruz? Açıkçası kazanma ümidi olmayan seçmen, olmayan tarafın seçmeni sandığa gelmeyi tercih etmiyor. Burada da sadece Mansur Bey ile ilgili değil, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de sorduk aynı soruyu. İkisinde de kazanma ümidini, yani kazanma motivasyonunu muhalefetten tarafta olduğunu görüyoruz. Hani hep bir rüzgardan bahsedilir ya siyasette. İşte rüzgarı yakalayan kazanır diye. Sanki muhalefet birkaç adayıyla birden bu rüzgarı yakalamış gibi gözüküyor. Peki. Bir başka görsele geçelim. Cumhurbaşkanı seçimine sadece İmamoğlu ile Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır? Erdoğan kazanır diyen son anket yeşil çubukla gösterilmiş 27,9. İmamoğlu kazanır diyen 43,4. Ortada geçer diyen 16,8. Bilmiyorum diyen de 11,9. Kemal Bey. Burada da aynısı geçerli. Ekrem İmamoğlu'nda yalnız şöyle bir durum var. Ocak ayında Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan neredeyse başa baştı.
Şimdi hem Erdoğan 3 puan kadar kaybetmiş. Erdoğan 3 puan kadar kaybederken Ekrem İmamoğlu ise kazanacağına fazladan 10 puan kadar daha insanı inandırmış. Erdoğan'ın karşısında kazanabileceğine %10 kadar daha fazla insanı inandırmış. Ben Ekrem İmamoğlu'ndaki bu genel yükselişi Kanal İstanbul tartışmasıyla birlikte başladığını gözlemliyorum anketlerimizde. O Kanal İstanbul tartışması sürdükçe, hani o Erdoğan inadına dediği şey sürdükçe Ekrem İmamoğlu ismi daha da büyüyecek. Çünkü başka firmaların anketlerinde gözlemlediğimiz de şu, AK Parti seçmeninin de çok büyük bir kısmı Kanal İstanbul'a karşı. Peki, şimdi Kemal Bey'in vurguladığı hususu ben burada da göstereyim. Yani Ocak ayındaki veride Erdoğan kazanır diyen 30,9, İmamoğlu kazanır diyen 32,5. Oysa zaman içerisinde İmamoğlu kazanır. Önce %37'lere sonra da %43'lere çıkıyor. Hakikaten önemli bir sıçrama yaşanıyor. Bir başka görseli, bu arada da peki nereden geliyor fark? Ortada geçer diyenlerin oranı ciddi bir şekilde azalıyor. Yani daha önce evet ortada geçer diyen bir kesim belli ki yok ya İmamoğlu kazanır şeklinde bir kanaate doğru sürükleniyor. Evet bir başka görsele geçelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece İmamoğlu ile Erdoğan katılırsa hangisine oy verirsiniz? Şimdi iki soruyu soruyor Avrasya. Bir, bu iki isim yarışa girerse hangisine oy verirsiniz? Ama demin yanıtını aldığım soru, hangisi kazanır? Sizce hangisi kazanır? Bunun farkı da önemli çünkü İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin bir kısmı ya tamam ben veririm de hani kazandırtırlar mı şeklindeki bir hani umutsuzluk ve korku şüphesi olan kesim de var. O farkı ortaya çıkarmak için de bu soru soruluyor. Son anketin Nisan 2. etapın verileri burada. Burada Erdoğan'a oy veririm diyenler 30,2, İmamoğlu'na oy veririm diyenler 48,5. Bir Nisan 1. etapla neredeyse aynı çıkmış. Fakat burada da yine Gökmen ilginç bir şey var. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı da yükseliyor ilginç bir şekilde. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı... 10. Ama şöyle yani 10,9'muş, 11,6 olmuş, 11,5 olmuş, 12,8 olmuş, 13,8 olmuş, 13,1 bir miktar düşmüş. Bir olmuş. Çok, yani. Ama orada da bir yükseliş var. Kemal Bey bunlar büyük fark ya. Ne demek yani gelinen noktada iki isim yarışa girerse Erdoğan'a oy veririm diyen 30, İmamoğlu'na oy veririm diyen %48. Yani bir seçim satım halinde olsak... kapanması mümkün olmayan farklar gözüyle bakılır bunlara. Evet bu farklar kapanması çok mümkün gözükmeyen farklar ama daha önemli bir sonuç var. Biraz önce siz söylediniz. Bir önceki grafikte Erdoğan kazanır diyenler %28'di, 27,9'du. Burada Erdoğan'a oy veririm diyenler 30,2. Yani önceden muhalefete oy verecek olan seçmenler bile Erdoğan'ın kazanacağını söylüyorlardı ki Erdoğan da kazanıyordu. Yani seçmen aslında bu konuda objektif olarak, doğru olarak düşündüğünü söylüyor. Şimdi Erdoğan'a oy verecek olanlar 30,2 ama Erdoğan'ın kazanacağına inananlar 27,9. Yani ilk defa AKP seçmenleri de Erdoğan'a oy verecek seçmenler de artık Erdoğan'ın seçimi kazanamayacağına inanıyorlar. Bence bu araştırmanın en önemli sonucu bu. Peki yani daha önce işte muhalif seçmende görülen bir duygu şimdi artık iktidar seçmenine mi yansımış durumda bu anlamda? Aynen öyle. Bu seçim kazanma umutsuzluğu artık AKP seçmenine yansımış gibi gözüküyor. AKP seçmeni artık Erdoğan'ın seçim kazanamayacağını düşünüyor. Peki. Sonraki görsele geçelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Mansur Yavaş ile Erdoğan katılırsa hangisine oy verirsiniz? Nisan 2. etap sorusu grafiği. Nisan 1. etapla çok yakın sonuçlar. %30 Erdoğan kazanır. Erdoğan oy veririm özür dilerim. %48,4'te Mansur Yavaş'a oy veririm. Burada da benzer bir şey çıktı mı Kemal Bey? Ben şimdi iki görsel öncekini hatırlayamıyorum. Evet.
Burada da aynı şey var. Burada da aynı şekilde Mansur Yavaş'a karşı Erdoğan'a şans vermeyen bir AKP kitlesi var. Aynı şekilde aynı durum burada da var. Burada sadece Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında çok küçük bir farklılık var. En sonda ikisine de oy vermem diyenler Ekrem İmamoğlu'nda 13 iken Mansur Yavaş'ta 14.1. Bu da muhtemelen o 1 puanlık bir fark HDP seçmenlerinden kaynaklanıyor olsa gerek. Peki bir başka görsel. Kendinize hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Erdoğan ve Akşener sorulmuş. Erdoğan'a yakın hissediyorum diyenler şu anda konuşmuş son anketin sonucu Yeşil Çubuk'la 36,8. Akşener'e yakın hissediyorum diyenler 45,2. Kemal Bey? Evet, biz bu iki soruyu parti liderleri için, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olanı da var. Biz bu iki soruyu aslında şunun için soruyoruz. Bu isimler parti genel başkanı olduğu için biz bunları doğrudan Erdoğan ile Meral Akşener aday olsa diye sorduğumuzda insanlar bizim tam olarak anlatmak istediğimizi, daha doğrusu ölçmek istediğimiz şekilde düşünmüyorlar. Kendi partilerinin liderlerinin de aday olacağını düşünerek ikisine de oy vermem seçeneğini tercih ediyorlar. Kendi liderlerinin dışında olduğu zaman öbür liderleri pek düşünmüyorlar. Biz de burada hangisine yakın hissediyorsunuz diyerek aslında çatı adaylık ya da ikinci tur adaylığında iki ittifakın da seçmeni olmayanların ne tarafa ağırlıklı oy vereceğini ölçmeye çalışıyoruz. İlk başlangıçta Ocak ayında Meral Akşener Erdoğan'ın yaklaşık 2,5 puan kadar gerisindeydi. Gerisindeydi. Hemen göstereyim onu Kemal Bey. Hemen göstereyim, evet, bu sarı, evet, çubuk. Sarı çubuk, yani Ocak'ta sorulduğunda kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Erdoğan'a yakın hissediyorum diyen %42 idi. Akşener'e yakın hissediyorum diyen %39,9'du.